yapıyorum diyor. Adamlar 100 lira miktar istiyor, bir daha yok. Yok, piyasada bunu bulabilirsin. Ya ben mesela 1500 lira yapıyorum, 800 lira yapan da batırmayacağız. Ama adam zaten yapmayacak yani. Hani vatandaşı da o şekilde yönlendiriyorum yani. Hani ille de ben ne yapmam veya ille de ben senin işini göreyim demiyorum. Ama başkasına da aldanma yani. Bak şimdi akşam üstü 16.45, 17.40 var. Kaç ay yok mu? Var. 18.20'de var. Biraz daha ileri. 19.20. 21'de falan var mı? 20'de. 20.55'de var. Tamam, 20.55 olsun. Ben 1969 Bulgaristan doğumluyum. 1970 senesinde Türkiye'ye göçmen olarak geldik. Tabii kendimiz oranlı olmamız dolayısıyla tabii çevreyi, yöreyi ve genelde etrafı iyi bilmemiz dolayısıyla bir de uzun yıllardan beri bu işi yapmamız dolayısıyla tabii bu işi de tabii insanlara da hani bir faydamız dokunuyorsa tabii ki bu işe de yapalım diye düşündük. 20 seneden beri bu işle uğraşıyoruz. Bu çifte vatandaşlık genelde işte bu Avrupa Birliği vatandaşlık kazanma konusunda tabii vatandaşlara bir avantaj sağlıyor. Yani bu işte bir soy ağacı konusu falan işte ortaya çıktıktan sonra tabii insanların ilgisi tabii hayli fazla oldu. Onunla beraber tabii talep de yoğunlaştı öyle diyelim. Daha önce de talep vardı ama bu soy ağacı konusu ortaya çıktıktan sonra aşağı yukarı ülke çapında 10 milyon gibi bir ciddi bir rakam. Tabii sayı itibariyle bayağı bir yoğunluk oldu. Tabii bazısı tabii bilenler de var tabii kendisini yani yurt dışı ile alakalı veya bilmeyerek de bazısı işte bu soy ağacı konusuyla alakalı öğrenip de bize de müracaat eden çok oldu yani. Eski yerde benden başka, bizden yani doğru başka aile şirketi çünkü biz annemle ikimiz aile şirketiyiz. Bizden başka uğraşan yok. Yani daha doğrusu ilk biz bu işi burada yapıyoruz. Genelde bize hani bu işi yapmamız dolayısıyla yönlendirme falan yapılıyor bu şekilde. De insanlar işte bize geliyorlar. İşte yani bu soy ağacıyla alakalı işte annem, babam veya işte diğer atalarla alakalı bağlantılarını söylüyorlar. İşte bize bir takım şeyler soruyorlar. Biz de yani bu işi yapmamız dolayısıyla onları hani konuyla alakalı neler yapmaları gerekiyor veya nasıl bir yol çizmeleri gerekiyor onu o şekilde yönlendirme yapıyoruz. Ondan sonra işte onlardan istediğimiz tabii bir takım işte evraklar oluyor, resmi evraklar. Onları tamamladıktan sonra bize müracaat ediyorlar. Ondan sonra biz onların adına o noktadan sonra işlemleri devam ettiriyoruz. Şimdi ilk önce çifte vatandaş olabilmesi için kişinin ilk önce bize isim denklik belgesini getirmesi lazım. Yani isim denklik belgesi nedir? Yani kişinin hani burada nasıl normal pasaportu var, onun da göç pasaportu gibi bir evraktır bu. Yani o evrak olmadan işlemlere başlamamız söz konusu değil. İlk önce kişi o evrakları alacak, ondan sonra bize getirecek. Ondan sonra biz kişi hakkında orada bir araştırma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı nezdinde ön bir araştırma yapacağız. Ondan sonra o araştırma için zaten bir ücret talep etmiyoruz. O bilgi karşılığı atan sağlıklı bilgileri aldıktan sonra kişiye bilgileri veriyoruz. Ondan sonra kişi onayladıktan sonra işlemlere başlıyoruz. Ama önemli olan bu isim denklik belgesi olmadan bir şey yapamıyoruz. Tamam, gidiş olmuş. Bir şey değil. Hayırlı yolculuklar. Sağ olun.